Merhaba, ben Marmara Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Gülen Arıkan Kokkaya. E, bugün Profesör Doktor İlknur Esen Yıldırım hocamla birlikte hazırlamış olduğumuz COVID-19 salgınında uzaktan eğitim ile yüksek lisans e, bir fırsat mı kayıp mı başlıklı çalışmamızı sunacağım. E, Ani bir biçimde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının doğrudan etkilediği sektörlerin başında şüphesiz eğitim sektörü gelmektedir. Salgın sürecinde eğitimin sürdürülebilmesi için alınacak kararlar ve uygulamalar gerek öğrencileri, gerek öğretmenleri, gerekse okul yöneticisi, veli ve diğer paydaşları yani toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren önemli bir gündem konusu olmuştur. Salgın sürecinde öncelikli olarak eğitimin kesintiye uğramaması hedeflenmiş ve dünya genelinde hızla uzaktan eğitimin uygulanmasına geçilmiştir. Bu süreçte ülkelerin gelişmişlik seviyelerine ve sosyo yapılarına bağlı olarak internete erişim imkanı, bilgisayar teknoloji olanakları gibi hususlarda çok sayıda sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle az gelişmiş ülkelerin birçok bölgesinde öğrenciler için uzaktan eğitime ulaşmak mümkün olmazken gelişmiş ülkelerde bile etkin bir uzaktan eğitim uygulamak güç olmuştur. E, literatürde uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime karşı dezavantajlara sahip olduğunu vurgulayan pek çok çalışma yer almaktadır. E, bu çalışmada konuya farklı bir perspektiften yaklaşarak uzaktan eğitimin öğrenciler açısından avantaj sağlayan bir uygulama olarak değerlendirilip değerlen, değerlendirilmeyeceği sorusuna odaklanılmıştır. E, bu kapsamda araştırmanın hedef kitlesi olarak zorunlu eğitim aşamasında bulunmayan yani zorunlu eğitim sürecini tamamlamış kendi isteğiyle ve uzaktan eğitim alacağını bilerek öğrenciliğini sürdürmeyi tercih eden yüksek lisans öğrencileri ele alınmıştır uzaktan eğitim uygulanacağını bilerek bir yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin acaba salgın sürecinin süresini öngörmek mümkün olmadığından, eğitim planlarını ertelememek amacıyla ve yüz yüze eğitim olanaklarından kısmen mahrum kalmayı göze alarak mı başvuru yapmıştır? Yoksa eğitimin uzaktan yapılmayacak, uzaktan yapılacak olması yüksek lisans öğrencileri için teşvik edici bir unsur olarak mı değerlendirilmelidir? Yani bir başka ifadeyle uzaktan eğitim Uygulanacak olması yüksek lisans yapma olanağı bulma ya da daha kolay yüksek lisans yapma fırsatı mı doğurmuştur sorularına e, cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda hedef kitle 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesi bünyesinde bir programa kayıtlı olan yüksek lisans öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında salgın başladıktan bir yıl sonraki yani öğrencilerin uzaktan eğitim yapılacağını bilerek başvuru yaptığı dönemde veri toplanmasına karar verilmiştir. Uygulanan online ankete gönüllü olarak katılan ve tüm soruları eksiksiz olarak yanıtlayan öğrenci sayısı 501'dir. Bu öğrencilerin demografik özelliklerine bakıldığında öğrencilerin 23-56 yaş aralığında olduğu, %55'inin 23-27 yaş grubunda, %22'sinin 28-32 yaş grubunda ve %23'ünün 33 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür. Ee, diğer demografik değişkenlerin dağılımına bakıldığında katılımcıların %71'inin sosyal bilimler, %19'unun fen bilimleri, %8'inin sağlık bilimleri ve %2'sinin güzel sanatlar alanında eğitim aldığı görülmektedir. Ee, yine katılımcıların %59'u erkek ve %41'i kadınlardan oluşmaktadır. Ee, bu öğrencilerin %54'ü tam zamanlı bir işte çalışırken %12'sinin yarı zamanlı bir işte çalıştığı, geri kalanın hiçbir işte çalışmadığı görülmüştür. Ve evli öğrencilerin oranı %24'tür diyebiliriz. Ee, öte yandan uzaktan eğitimle ilgili bazı temel soruları öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde öğrencilerin %57'sinin salgın öncesinde herhangi bir uzaktan eğitim deneyimi olmadığı belirlenmiştir. Salgının kendi eğitim sürecini olumlu etki ettiğini düşünenler ile olumsuz etki ettiğini düşünenlerin denk iki grup oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanında yüzde 13'lük kararsız bir kesim de söz konusudur. Ee, ayrıca öğrencilere yüksek lisans programının uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi yüksek lisans yapma kararınızda etkili oldu mu sorusu da yöneltilmiş. Ve yüzde 18'inin uzaktan eğitim yapıldığı için yüksek lisans yapmaya karar verdiği Belirtilmiştir. E, demografik değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklerden sonra demografik değişkenleriyle uzaktan eğitime dair değerlendirmeler arasında ilişkiler olup olmadığı ki kare testleriyle belirlenmiş ve anlamlı ilişkiler saptanan değişkenlere homojenlik analizi uygulanmıştır. Optimal ölçekleme tekniklerinden biri olan homojenlik analizi ya da diğer bir deyişle HOMAS, nominal ve ordinal ölçekli kategorik değişkenleri ve kategorilerini öklit uzayında bir araya getirmeye ve haritalar üzerinde göstermeye odaklanmaktadır. Haritaların daha rahat yorumlanabilmesi için ve görsellerin daha anlaşılır olması için mümkün olduğunca düşük boyutlu olarak elde edilmesi hedeflenmektedir. Burada genellikle boyut sayısı 2 olarak seçilmektedir. Geometrik açıdan Homas, belirli kısıtlar altında gösterge matrisinden hareketle elde edilen kayıp fonksiyonunun minimize edilmesi esasına dayanmaktadır diyebiliriz. Hamaş e, sonuçlarına baktığımızda ilk olarak salgının eğitim sürecine etkisi açısından inceleme yapılmış olup e, burada iki boyutun indirgenen iki boyutun toplam açıklama oranının yüzde 72 olduğu hesaplanmıştır. Şekilde görüldüğü üzere evli tam zamanlı çalışan ve tessiz yüksek lisans yapan öğrenciler salgının eğitim süreçlerine olumlu etkisi olduğunu düşünürken. Bekar, bir işte çalışmayan ve tezli yüksek lisans yapan öğrenciler olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedirler. Ee, uzaktan eğitim uygulanacak olmasının yüksek lisans kararını etkisiyle program türü programın ilgili olduğu alan ve öğrencilerin bir işte çalışma durumu birlikte analiz edildiğinde iki boyutun açıklama oranının %67 olarak hesaplandığı görülmektedir. Özellikle tessiz yüksek lisans yapan fen bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi gören tam zamanlı bir işte çalışan öğrencilerin uzaktan eğitim yapılacağı için yüksek lisans yapma kararı aldığını söylemek mümkündür. Tezli yüksek lisans yapan, sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan ve bir işte çalışmayan öğrenciler ise eğitimin biçimi ne olursa olsun yüksek lisans yapma kararı aldıklarını belirtmişlerdir. Ee, öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini veya ne yapabileceğini ifade eden yeterlilikler öğrenme çıktıları biçiminde tanımlanmıştır. Ve öğrenme çıktıları açısından yapılan homojenlik analizi sonucu iki boyutun toplam açıklama oranı yüzde %76 olarak hesaplanmıştır. Burada 33 ve üzeri yaş grubunda evli ve tam zamanlı Tam zamanlı çalışanlar öğrenme çıktıları yönünden uzaktan eğitimi üstün bulurken, 23-27 yaş grubunda bekar ve çalışmayanlar yüz yüze eğitimi tercih etmektedir ya da farklılık bulmamaktadırlar. Ee, öğrencilerin e, ya, yaşları, medeni durumları ve bir işte çalışma durumları ile uzaktan eğitimin sağladığı ekstra zamanı değerlendirme biçimleri birlikte analiz edildiğinde toplam açıklama oranı %95 olarak hesaplanmıştır. 33 ve üzeri yaş grubunda evli, tam zamanlı çalışanlar ekstra zamanlarını ders çalışarak ya da kitap okuyarak değerlendirirken 28-32 yaş grubunda ve yarı zamanlı bir işte çalışanlar belirli bir faaliyette bulunmadıklarını 23-27 yaş grubunda bekar ve çalışmayanların ise uyuyarak ya da hobileriyle ilgilenerek boş vakitlerini değerlendirdikleri görülmektedir. Ee, yüksek lisans eğitiminden memnuniyete baktığımızda öğrencilerin %68'i aldıkları yüksek lisans eğitiminden genel olarak memnun olduğunu ifade etmiştir. 33 ve üzeri yaş grubundakiler bir işte çalışanlar, sosyal bilimler ve fen bilimleri öğrencileri aldıkları eğitimden memnunken, 23-27 yaş grubundakiler bir işte çalışmayanlar, sağlık bilimleri öğrencileri aldıkları eğitimden memnun değildir. Ee, son olarak salgın sonrası eğitim biçimi tercihlerini. İncelendiğinde evli, tam zamanlı bir işte çalışan, tesis yüksek lisans yapan öğrenciler, fen bilimleri öğrencileri gelecekte uzaktan eğitimi tercih edecekken, bekar, bir işte çalışmayan, tezli yüksek lisans yapan ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan öğrenciler yüz yüze eğitimi tercih edecektir. Yarı zamanlı çalışanlar, sağlık birimleri öğrencileri ise hibrit eğitimi tercih etmektedir diyebiliriz. Sonuç olarak baktığımızda COVID-19 salgını sürecinde zorunlu eğitim aşamasında bulunmayan, kendi isteğiyle keyif alarak eğitim alacak olan, keyfi olarak eğitim alacak olan yüksek lisans öğrencileri için eğitimin uzaktan uygulanmasının yüklek, yüksek lisans yapma talebini arttıran bir faktör olduğu anlaşılmıştır. Özellikle tetsiz yüksek lisans yapan, fen bilimleri alanında yüksek lisans yapan ve tam zamanlı bir işte çalışanlar uzaktan eğitim yapılacağı için yüksek lisans yapma kararı almışlardır. Öte yandan tezli yüksek lisans yapan, sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan ve bir işte çalışmayan öğrenciler ise eğitim biçimi ne olursa olsun yüksek lisans yapmayı planladıklarını ifade etmişlerdir. Yüksek lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim... Deneyimlerindeki farklılıklarda cinsiyetin etkili bir faktör olmadığı, öte yandan medeni durumun, bir işte çalışma durumunun ve yaş e, kriterlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yüksek lisans öğrenciler için e, uzaktan eğitim bir fırsat olmuştur ve yüksek lisans öğrencileri tarafından gelecek dönemde uzaktan eğitim e, tercih sebebi olacaktır diyebiliriz. Kaynakçamız bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.